Bu sanatçılar ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 numaralanmış özelliklerden hangisi ortaktır? Emin Zola, Alfonso Dude, Göyde Concord kardeşler. Aynı ulustan olmaları ortaktır arkadaşlar. Hepsi Fransızdır. Tiyatronun gelişimine katkı sağlamaları. Yani e, Zola, Möpesant gibi sanatçıların yazmış olduğu oyun türlerinde eserler mevcuttur fakat e, yine de tiyatro türünden ziyade hakim olmuş oldukları alanlar başkadır. Ve tiyatronun gelişimine katkı sağlamış olduklarını bu noktada söylememiz de pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu ortak bir özellik değildir. Üçe baktığımızda naturalizm akımından etkilenmiş olmaları diyor. Eminiz olan kurucularıdır, kurucusudur ve diğerleri de naturalizm akımından etkilenmiş Fransız sanatçılardır ve ortak bir özelliktir. Aynı türden eserler vermeleri Möpesant e, denemeci kimliğiyle öne çıkmış bir e, sanatçıdır. Diğerleri daha çok romancı kimlikleriyle öne çıkan sanatçılardır. Aynı türden eser vermeleri de yine ortak bir özellik olarak kabul edilmemektedir. Aynı olustan olmaları naturalizm akımından etkilenmeleri ortaktır dedik. 1 ile 3 doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir? Dünya hikayeciliğinde büyük bir çığır açmış, yaşamdan herhangi bir kesitin, durumun, öne çıktığı hikaye türünün kurucu ustası olmuştur. Günlük yaşamda rastlanabilecek en sıradan olayı ya da bir durumu hikayelerine konu olarak seçmiş, Anlattığı durum veya olayla ilgisi olmayan herhangi bir ayrıntıya yer vermemiştir arkadaşlar. Bahsedilen sanatçı durum hikayesinin kurucusu olarak bilinen Anton Chekhov'dur. Anton Chekhov. Zaten durum hikayesi Chekhov tarzı hikaye olarak da bilinmektedir. Bu noktada seçeneklere baktığımızda 6. Koğuş, Vişne Bahçesi, Martı ve Vanya Dayı adlı eserler Chekhov tarafından yazılmış iken müfettiş Gogol tarafından yazılmıştır. Chekhov'la hiçbir alakası yoktur. Gogol'un 5 perdelik bir oyunudur müfettiş ve dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Romanın öne çıkan karakteri Bazarov, arkadaşı diye ve onun modern değerlerle yaşamayı seçen babasıyla amcasına öyle sinir bozucu bir biçimde karşı çıkar ki sergilediği nihilizm Bazarov'un müthiş zekasıyla birleşince genç bozguncunun saldırıları uğraması kaçınılmaz olur. Tıpkı romanın yayınlanmasından sonra yoğun saldırıya uğrayan yazarı gibi. Yazar eserinin yayınlanmasından sonra ülkesini terk etmek zorunda kalmış, yaşamını Avrupa'da sürdürmüştür diyor. Babalar ve oğullardır arkadaşlar bahsedilen eser ve yazarı da Turgenev'dir. Eser nihilizm konusunda yazılmış ilk roman olma özelliği taşır. Roman Rusya'daki politik tarihin önemli bir noktasına ışık tutmasıyla beraber aynı zamanda nesiller arasındaki fikir ayrılıklarını Acımasızca dramlaştırmasıyla da büyük önem taşır ve bu eksende yeni ile eskiyi, doğan ile ölmekte olanı muhafazakarlıkla devrimciliği karşı karşıya getirir. Turgenev eserde şiirsel bir gerçeklik ile yarattığı oğul Bazarov'un nihilizmini babanın tutucu romantizminin karşısına koyar diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Kimisi doğru, kimisi yanlış. tanımlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgiler cevap okları yönünde takip edildiğinde doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi olur? Balzac romantizm akımından etkilenmiş. Vadeki Zambak eserine buna uygun yazmıştır. Vadeki Zambak adlı eser Balzac tarafından yazılmıştır. Fakat Balzac romantizm akımından etkilenmiş bir sanatçı değil. Realizmden etkilenmiş bir sanatçıdır. Yanlışlık vardır. Dolayısıyla buraya bakıyoruz. Racine ve Cornell Fransız trajedi yazarlarıdır. Doğrudur. Molière Fransız edebiyatının komedi yazarıdır. Bu da doğrudur. 5'e çıktık. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği oluyor. Kim özellikleri verilen sanatçı ve bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Genelde şiirlerindeki eğlence düşkünlüğünün belirgin olmasından dolayı ile ünlenmiştir. Asya Selçuk Devleti için Celal takvimini hazırlamış astrolog ve matematikçidir. Bilinmeyen sayının simgesi X'in macerasını 3. dereceden bilinmeyen denklemlerde kullandığı şey ile başlatmıştır. Ömer Hayyam'dır arkadaşlar. İran sahası sanatçılarındandır ee, aslında Ömer Hayyam. Ve özellikle Rubai biçimde yazmış olduğu şiirleriyle bilinmektedir ki Rubai'nin ilk e, temsilcisidir. Rubai Nazım biçimini ilk kullanan kişi Ömer Hayyam'dır ve bu yönüyle de Türk edebiyatını oldukça fazla etkilediğini söyleyebiliriz. E, matematik, fizik, astronomi, felsefe gibi alanlarda oldukça yetkin bir isimdir Ömer Hayyam. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Numaralanmış Fransız sanatçılarından hangisi diğerlerinden farklı bir akımdan etkilenmiştir? Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Victor Hugo ve Alexander Dumas bunlar romantizmden etkilenmiş Fransız sanatçılardır. Gustave Flaubert ise realizmin kurucuları, kurucuları arasındadır. Yani realizmin bir temsilcisidir ve bu yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır Flaubert. Ve dolayısıyla 5 numarayla A seçeneği doğru cevap olmalıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fransa'da bir köy ismini kendisine sahne adı olarak alan sanatçı güldürürken öğretmeyi amaçlamış, klasizm akımına bağlı komediler yazmıştır. Dünya edebiyatının en büyük güldürü ustası kabul edilen sanatçı töre ve karakter komedisinin kurucusudur. Hastalık hasta adlı oyununda başrol oyuncusu olarak sahneye çıkan sanatçı ilerleyen verem'in etkisiyle 4. sahnede kanlı öksürük krizine tutulmuştur. Oyunu bu şekilde tamamlamasına rağmen birkaç saat sonra evinde ölü bulunmuştur. Molière'dir arkadaşlar. Çok ünlü bir komedi yazarıdır. Komedilerinde de güldürürken düşündürmeyi amaçlamış. Eserlerini gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur diyebiliriz. Ee, eserlerinde sonradan görme zenginler, gülünç burjuvalar, züppeler, hastalarını soymaya çalışan doktorlar, bilgiçlik taslayan cahil kadınlar, cimriliği huy edilmiş kişiler büyük bir başarıyla anlatılır. Molière'in eserlerinde Hastalık Hastası dışında e, gülünç kibarlar, zoraki tabip, cimri, kibarlık budalası gibi önemli eserleri de mevcuttur Molière'in. E, dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Numaralanmış eserlerden hangisi karşıda verilen sanatçılardan herhangi birine ait değildir? Gazap Üzümleri John Steinbeck tarafından yazılmıştır. Martin Eden Burada yer almayan Jack London tarafından yazılmış bir e, eserdir. Şuraya yazalım Jack London diye. Bunu da yuvarla alalım. Martin Eden. Manastırı Stendhal tarafından yazılmıştır. Dünya nimeti Knut Hamsun. Ölü canlılar ise Gogol tarafından yazılmış eserlerdir arkadaşlar. Tekrar söylemek gerekirse Martin Eden Jack London tarafından yazılmıştır. Jack London burada yer almamakta. Dolayısıyla 2 numara boşta kalmakta ve doğru cevap B seçeneği olmaktadır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Varoluş felsefesine absürt kavramı üzerine kurmuştur. Sisyphos Efsanesi adlı eserinde yaşam ve ölüm karşılıklarını bir çelişki olarak yorumlar. Yabancı roman, baş kaldıran insan deneme türünde önemli eserlerdir demiş Albert Camus'dur arkadaşlar. Ee, absürtizm ilk önce bundan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşu bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam bulma uğraşının başarısız olacağını söyleyen felsefi düşünce akımıdır absürtizm. Albert Camus, ee, Sisyfos Efsanesi adlı eserinde absür, absürt olanı Sisyphos'un tanrıların onu cezalandırması ile yaşadığı durum üzerinden aktarır denilebilir. Yazarın yabancı roman dışında veba romanı da oldukça önemlidir. Ayrıca hikaye, oyun gibi türlerde de deneme gibi türlerde de eserleri mevcuttur. Albert Camus'un doğru yanıt E, e, e seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Numaralanmış ifadelerden hangisi? Emizola Zola ile ilişkilendirilemez. Naturalizm, Emizola, Zola naturalizm akımının kurucusu ve e, deneysel roman anlayışının da öncüsü bir sanatçıdır. Eserlerinde kişileri soya çekimin, içgüdülerin ve sosyal koşulların etkisine bağlı olarak anlatmıştır ve soya çekim ile de ilişkilendirebilmekteyiz kendisini. Determinizmle de ilişkilendiriyoruz. Determinizm nedir? Determinizm evrende olup biten her şeyin bir nedensellik bağlantısı içinde gerçekleştiğini fiziksel evrende ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm olgu ve olayların mutlak olarak nedenlerine bağlı olduğunu ve nedenleri tarafından koşullandığını savunan bir anlayıştır. Naturalizmin felsefi planda dayandığı temel düşünce sistematiği de determinizmdir arkadaşlar ve e, bu sebeple de determinizmi e, emriniz olayla ilişkilendirebilmekteyiz. Akıl ve sağduyu klasizm akımıyla alakalıdır. E, Zola ile herhangi bir alakası, ilgisi yoktur e, ve dolayısıyla doğru cevap da A seçeneği olmaktadır. İçerik özelliği göz önüne alındığında bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Musiki her şeyden önce musiki. Onun için tekli mısradan şaşma. Kıvrak olur erir havada sanki. Ağır aksak söyleyişe yanaşma. Güzel sözler tül ardında görünsün. Gün ışığı titremeli şiirinde. Ak yıldızlar maviliğine bürünsün. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde. Bakıldığında birinci dörtlükte özellikle müziğin öneminden bahsedildiğine, ikinci dörtlükte ise kapalı anlatıma vurgu yapıldığı söylenebilir. Bunlar Sembolizmin temel özellikleridir arkadaşlar. Sembolizmin temel özelliklerindendir. Yani dizelerde sembolizmi yücelten bir içerik vardır diyebiliriz. Bu noktada seçeneklere baktığımızda Verlaine'ı görmekteyim. Verlaine sembolizmin önemli bir temsilcisidir. Aradığımız sanatçı da dolayısıyla bu olmalıdır. Diğerlerine baktığımızda Tristan Sara Dadaizm'in bir temsilcisidir. Mayakovski fütürizmin, Gauti ve François Copp parnasizmin önemli temsilcileridir. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen bu romanlardan biri olamaz. Distopya çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının antitezini tanımlamak için kullanılır. Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlar. Distopik kitaplar da genellikle çağdaş toplumun unsurlarını içeren ve bazı modern eğilimlerin sakıncalarına karşı uyarı niteliği taşıyan romanlardır. Bu romanların yani distopik romanların bir okuyucunun okuma listesinde olmaması düşünülemez. Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley tarafından yazılmış bir eserdir. Yazalım şuraya. Aldous Huxley tarafından yazılmıştır. 1984 George George Orwell tarafından yazılmıştır. Ay Yolculuk Jules Verne tarafından yazılmıştır. Fahrenheit 451 Ray Bradbury Ray Bradbury tarafından yazılmıştır. Biz ise Yeni Yeni Zamyatin. Cesur Yeni Dünya Oldu Saksley 1984 George Orwell Ay'a Yolculuk Jules Verne Fahrenheit 451 Ray Bradbury Biz Yevgeni Zamyatin tarafından yazılmış eserlerdir arkadaşlar. Cesur Yeni Dünya 1984 Fahrenheit 451 ve Biz distopik tarzda yazılmış eserlerdir ve bu parçada söz edilen bu romanlardan biridir. Fakat Ay'a Yolculuk Jules Verne'e ait olan Ay'a Yolculuk bilim kurgu türünde yazılmış bir eserdir ve distopik bir türe, türle alakası distopik türle alakası olmayan budur. Doğru cevap da C seçeneği olmalıdır.